Herkese merhaba, ben Olcay Çelik. Bugün birden fazla döviz kurunu yerel para birimine DAX ile nasıl çeviririz bunu konuşacağız. Finans ve muhasebe çalışanlarına yönelik bugünkü videomuzda bir şirketteki gerçekleşen satışların yerel para birimine nasıl çevrildiğini göstereceğim. Buraya bir not düşelim. Döviz kurlarını yerel para birimine çevirirken karşılaşabileceğimiz birkaç sorun olabilir. Bu sorunların üstesinden nasıl geliriz ayrıca bahsedeceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. İş dünyasının yönelik olarak veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncelenen videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Elimizdeki döviz tablosuna bakacak olursak, döviz kurlarının özet biçimde olduğunu görürüz. Buraya bir not düşelim. Genelde bankadan veya başka bir yerden döviz kurlarını talep ettiğimizde gönderilen tablolar genelde bu biçimdedir. Dolayısıyla bu tabloyu kullanabilmek için kurları veri modeline uygun hale getirmeliyiz döviz kurlarının satırlarda tekrar ettiği bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Çünkü tarih bazlı hesaplamalar yapabilmemiz için kurları sütunlarda değil bu kısımda yani satırlarda görmeliyiz. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Tarih sütununa gidip sağ tıklamak ve seçeneklerden diğer özet sütunları çöz seçeneğini seçmek. Evet böylece istediğimiz tabloyu elde etmiş oluruz. Şu anda elimizde tarihler ve bu tarihlerdeki ilgili kurlar bulunuyor. Şimdi gelin bu sütunun adını döviz kuru yapalım. Buraya bir not düşelim döviz kurlarını Power BI modelimize dahil etmek için yapmamız gereken en önemli dönüştürme bu diyebilirim. Artık yaptıklarımızı veri modeline yükleyebilmek için kapat ve uygula diyebiliriz. Evet, kur tablosu veri modeline yüklendi. Gelin veri modelimize geri dönelim. Şu anda veri modelimizde bir satış tablosu, ihracat yaptığımız ülkeler, tarih tablosu ve ayrıca yeni eklediğimiz kurlar var. Gelin satış tablosuna bir bakalım. Satış tablosu tüm hesaplamaları yapacağımız yer. Dikkatli bir bakacak olursanız, satışın gerçekleştiği döviz kuru burada. Ayrıca, satış yaptığımız ülkeler kur bilgisiyle tutarlı bir şekilde bu sütunda yer alıyor. Satılan para birimine göre toplam tutarlar bu sütunda yer alıyor. Buraya bir not düşelim. Toplam tutar sütununu toplayan bir formül yazmamalıyız. Çünkü bu tamamen yanlış olur. Toplam tutarı hesaplayabilmemiz için her satışı yerel para birimine, yani Türk Lirasına çevirmeliyiz. Bunu yapabilmemiz için döviz kurlarını veri modeline entegre etmemiz gerekiyor. Şimdi Gelin tarih tablosunu döviz kurlarıyla bağlayalım. Ayrıca satış tablosunda tarih tablosuyla bağlamamız gerekiyor. Ve ülkelerin olduğu tabloyu da satışlarla bağlarsak iyi olur. Artık satış tablosundaki tüm tutarları yerel para birimine çevirmeye hazırız. Evet, devam edelim. Rapor görünümüne geçelim. Şu anda raporda başlangıç bağlamında tarihler var. Eğer toplam satışları tabloya getirecek olursak, tablodaki toplam satışlar yanlış olacak. Çünkü Verimizdeki satışların farklı yabancı para biriminde gerçekleştiğini biliyoruz. Peki, döviz kurlarını yerel para birimine nasıl çeviririz? DAX'ta LOOKUPVALUE adında bir fonksiyon var. Bu fonksiyon yardımıyla ilgili döviz kurunu yerel para birimine çevirebiliriz. Eğer bu fonksiyonu bir iteratörle birlikte kullanırsak, mesela SAMEX ile birlikte kullanırsak, satış verileri tablosundaki her bir satırı yineleyerek ilgili döviz kurunu LOOKUPVALUE ile döviz tablosundan bulabiliriz. SAMEX ile toplam tutarları hesapladıktan sonra çıkan sonucu ilgili tarihteki döviz kuru ile çarparak yerel para birimine çevirebiliriz. Evet devam edelim. Şimdi gelin yeni bir ölçü oluşturalım ve toplam satış tutarı TL olarak adlandıralım. Ardından iterasyon fonksiyonumuzu çağıralım. Fonksiyondaki ilk parametre bir tablo. Bu yüzden satış tablosunu yazalım. Ardından toplayacağımız sütunu belirtelim. Ardından toplam tutarı ilgili döviz kuru ile çarpmalıyız. İşte formülün bu kısmında ilgili tarihteki kuru getirebilmek için lookup fonksiyonunu kullanıyoruz. İlk parametre döviz tablosundan getirmek istediğimiz sütun olacak. Öyleyse gelin sütunun adını yazalım. Ardından tarihleri kullanarak arama yapmamız gerekecek. Bu yüzden kur tablosundaki tarih sütunu ile satış verileri tablosundaki sipariş tarihinin eşleşmesi gerekiyor. Daha sonra yabancı para birimi yani kur bilgisinin de eşleşmesi gerekecek. Bu yüzden kur tablosundaki yabancı para birimi ile satış verileri tablosundaki kurların birbiriyle eşleşmesi gerekiyor. Böylece Luca value fonksiyonu satış verileri tablosunda belirli tarihteki yabancı para birimine göre kur tablosundan gidip ilgili döviz kurunu getirecek. Evet, değerleme nasıl yapılır çözdük. Fakat uğraşmamız gereken önemli bir sorun daha var. Döviz kurlarının olduğu tabloya bakacak olursanız herhangi bir sorun olduğunu göremeyebilirsiniz. Tarihsel veriye baktığınızda sorun yokmuş gibi görünüyor. Ancak sıralamayı değiştirdiğimizde bazı günlerde döviz kurlarının olmadığını görürüz. Evet, bazı günlerde döviz kurları yok özellikle hafta sonları para piyasaları kapalı olduğu için döviz kurları yok. Hafta sonları döviz kurları olmadığı için look at value doğru çalışmaz. Dolayısıyla değerleme yaptığımızda kur olmayan günlerde tabloda herhangi bir değer göremeyiz. Bu nedenle de bu boş günler için bir çözüm üretmeliyiz. Dinamik olarak boş olan bu günleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü hafta sonları satış yapmış olabiliriz. Ülkemizde hafta sonları piyasalar kapalı olduğu için cuma gününün kapanış kuru baz alınır. Dolayısıyla Cuma günlerinin kapanış kurunu hafta sonu boyunca devam ettirebiliriz. Eğer hafta sonu bir satış gerçekleşirse Cuma gününün kapanış kurunu değerleme için kullanabiliriz. Şimdi gelin daha önce oluşturduğum ölçüye gidelim ve yaptıklarımıza bir bakalım. Bu kısımda güncel tarihi hesaplıyoruz. Güncel tarih bizim için aslında tarih tablomuzdaki son güne karşılık geliyor. Bunu değişken içinde tutabiliriz. Değişkenler nasıl kullanılır bilmiyorsanız ilgili videonun linkini açıklamalardan erişebilirsiniz formüle dikkatlice bakacak olursanız bu kısımda Cuma gününün kapanış kurlarını hafta sonu boyunca devam ettiriyorum. Bunu döviz kurlarını revize ettiğim bir tablodan getirerek yapıyorum. Gelin şimdi bu formülü inceleyelim. Öncelikle bu kısımda tüm tarihlerin üzerinde iterasyon yapıyoruz. Her güne karşılık bir koşulu değerlendiriyoruz. Eğer tarih son kur tarihine veya geçerli tarihe eşitse kapanış tarihi olarak son tarihi bellekte tutuyoruz. Yani cuma gününe karşılık gelen döviz kurunu döndürüyoruz last date fonksiyonu mevcut tabloyu revize ederek boş olmayan satırı getirmemizi sağlıyor. Yani boş olmayan son değeri getiriyor. Cuma gününün kapanış kuru değerini cumartesi ve pazar günleri de devam ettiriyor. Ardından Samex kullanarak bir önceki ölçüde olduğu gibi satış verileri üzerinde iterasyon yapıp lookup value ile ilgili tarihteki döviz kurunu getiriyoruz. Değerleme için toplam tutarı ilgili günün döviz kuru ile çarpıyoruz. Böylece satış tutarlarını günlük olarak yerel para birimine çevirmiş oluyoruz. Evet devam edelim. Şimdi rapordaki tablonun bir kopyasını alalım ve oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve tabloyu sürükleyip bırakalım. Evet kur türlerine göre toplam satışları yerel olarak para birimine çevirmiş olduk. Evet videomuzun sonuna geldik. Toparlayacak olursak elimizdeki kur tablosunu özet sütunları çöz yöntemiyle veri modeline entegre ettik. Bu şekilde kur değerlerini tek bir satıra taşımış olduk. Bitmiş tabloya bakacak olursak kurlar artık tabloda gördüğünüz gibi tek bir sütunda bulunuyor. Ardından bir modeline geçip kur tablosunu tarih tablosu ile ilişkilendirdik. Ve son olarak ileri seviye bir formül yazdık. Bu formülde kur bilgisi olmayan günler için cuma gününün kurlarını hafta sonuna taşıdık. Daha sonra lookup value kullanarak satış verileri tablosunda iterasyon yaparak her satırda ilgili tarih ve kura karşılık gelen kur değerlerini kur tablosundan getirdik. Ve son olarak sum ile iterasyon yaparak toplam satış tutarını ilgili kur ile çarpıp genel para birimine çevirdik. Unutmayın bu oluşturduğumuz ölçüyü tüm diğer görsel öğelerde de kullanabilirsiniz. Dosyayı indirmek isterseniz açıklamalardan bağlantıya erişebilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gonna yeah. give me your number yeah. and check out what it do.